Bu video Kıbrıs Taksi'nin katkılarıyla sunulmaktadır. Turlar hakkında detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0533 866 3646 numaralı telefonumuzdan ve www.kibristaksi.com web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin kurucularından biri olan Aziz Barnabas'ın ismine yapılan Saint Barnabas Manastırı Kıbrıs Yarımadası'nda yer alan en önemli dini yapılardan biridir. Dini kaynakların ve antik yazarların bizlere aktardıklarına dayanılarak, Aziz Barnabas'ın Salamis'te doğduğu ve Suriye'deki Levi sülalesinden gelen Yahudi bir aileden dünyaya geldiği bilinmektedir. Aziz Barnabas, dini eğitimini Kudüs'te aldığı sıralarda İsa peygamberin mucizelerini, Betlehem'de görme olanağını bulduğu ve Hristiyanlığı kabul ettiği milattan sonra 33 tarihinde, ailesinden kendisine miras kalmış olan ve Salamis'te yer alan arazilerini fakirlere dağıttığını, kendisi için ayırmış olduğu bir arazinin de satışından elde ettiği parayı Kudüs'teki azizlere bağışladığı da bilinmektedir. Milattan sonra 45 tarihinde Hristiyanlığı yaymak için Tarsus'u Aziz Paul ve John Mark ile çalışmaya başlayan Aziz Barnabas, milattan sonra 75 yılında yakalanarak Salamis'te bulunan sinagog yanında karanlık bir hücreye hapsedilir ve yine aynı gece Salamis'te olan Suriye Yahudileri tarafından önce taşlanır, ardından da büyük bir ocağın içinde bulunan odunların üzerine atılarak yakılır. Cesedin kalıntıları ise yandaşlarının eline geçmemesi için denize atılmak üzere keten bir kumaşa sarılır. Gerçekleşen bu olayı uzaktan izleyen yandaşları, karanlıktan da yararlanarak, Aziz Barnabas'ın cesedini gizlice alır ve bir sanduka içinde Salamis'in batısında bulunan bir harupa ağacının altındaki antik mezara taşırlar. Göğsünün üzerine de beraberinde taşıdığı ve kendisinin yazdığı Aziz Matteus İncil'inin kopyasını da koyarak mezarı kapatırlar. Cesedin yeri bilinmediğinden uzun yıllar gizli kalır. 432 yıl sonra Piskopos Anthemios, mezarı rüyasında gördüğünü söyleyerek açılmasını ister. Mezar açıldığında Aziz Matteus İncil'i dolayısıyla Aziz Barnabas teşhis edilmiş olur. Bu keşif sonrasında Piskopos, İstanbul'a giderek İmparator Zeno'yu bilgilendirir ve Kıbrıs Kilisesi'nin özerkliğini kazanır. İmparator, gömütün bulunduğu yerde bir manastır inşa edilmesi için bağışta bulunur. Manastır 477'de inşa edilir. Manastır bir kilise, avlu ve avlunun üç yanında, bir zamanlar papazların yaşadığı odalardan meydana gelmiştir. Saint Barnabas Kilisesi'nde çoğunluğu 18. yüzyıldan kalma zengin bir ikon koleksiyonu bulunmaktadır. Manastırın avlusunda bulunan bazalt, değirmen enkomi yerleşim bölgesinden, diğer sütun ve taşlar ise Salamis'ten gelmiştir. Papazların yaşamlarını sürdürdüğü odalar ise restore edilerek bir arkeoloji müzesi haline getirilmiştir. Bölgenin en geniş müzesinde, Kıbrıs'ın Neolitik döneminden Roma dönemine dek geniş bir çizgideki tarihsel sürece ait çeşitli eserleri görebilmek mümkündür. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.